Ailemin okula gelip notlarımı öğrenmesinden hoşlanmıyorum. Haksızlık mı ediyorum? Kesinlikle haksızlık ediyorsun. Neden? Peki sevgili öğrencim, annen baban sana notlarını sorduğunda gerçekten ben işte çalışmadığım için şu notu aldım. Ee, i̇şte aslında konuları zamanda tekrar etmediğim için düşük not aldım. Ya da iyi not aldıysan onu paylaşıyor musun? Sevgili öğrenciler, annenizden babanızdan hiçbir şey saklamayın. Onlar anne baba olmanın getirdiği bir telaşla bazen size bir kaygı yükleseler de hep iyiliğinizi isterler. Onun için anne babanızdan bir şey saklamayın. Hep onlarla paylaşın. Emin olun daha başarılı olacaksınız, daha huzurlu olacaksınız, dikkatinizin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Sen de bundan sonra sevgili öğrencim her şeyi günü gününe ailenle paylaş. LYS'ye hazırlanıyorum ama üniversite mezunlarının iş olanakları çok kısıtlı. Bu konu hakkında moralim bozuluyor. Ne önerebilirsiniz? Evet bu aslında epeyce büyümüş, yaşamış bir düşünce. Yani sen çok gençsin daha, az yaşadın. Ama fazla deneyim kokan, yani 50 yıllık, 60 yıllık deneyim kokan bir açıklama bu. Sevgili öğrenciler bakın. Üniversiteyi bitirir bitirmez hemen iş bulanlar da var. İki ay sonra bulan da var. Bir ay sonra bulan da var. Önemli olan üniversitede okurken aslında iş bulma kaygısını taşıyıp önlemlerinizi şimdiden almanızdır. Mühendisseniz stajlar yabancı diller. işletme iktisatsanız özellikle yabancı dilden yan dal, çift dal, anadal, doktora, master, yüksek lisans her neyse veya Mevlana programı çerçevesinde yurt dışına gitme, Erasmus çerçevesinde yurt dışına gitme gibi yolları denemelisiniz. Diplomanızı dolgun hale getirin neyle? Bu anlattıklarımla. Matematiğe çok çalışınca fen netlerim düşüyor. Sizce normal bir şey mi bu? Evet. Bu aslında o terazi gibi düşünün sevgili öğrenciler. Bir tarafa yüklendiğinizde orası yükseliyor ya da düşüyor. Bu şekilde düşünün. Şimdi korkuyla yaptığınız çalışmalar sadece bir derse odaklanmanıza sebep oluyor. Bakın bu korku içerikli bir çalışmadır. Ama sizin akılcı, rahat, özgüven dolu yaptığınız bir çalışmada denge vardır. Onun için sevgili öğrenciler, yani fenden alıp matematiğe verir, verirsiniz ama fen çöküyorsa fazla veriyorsunuz demektir. Bunu unutmayın. LSE gireceğim. Aktiviteye ne kadar zaman ayırmalıyım? Yeterince. Ne demek o biliyor musunuz? Aslında sevgili öğrenciler, eksikliğiniz oranında, aktiviteye ihtiyaç duyduğunuz oranında. Ama hiç unutmayın, hep söylüyoruz bunu. Bir saat fizik, bir saat geometri, bir saat coğrafya çalışmak kadar önemli olan bir şey var ki o da bir saat dinlenme ya da aktivite yapmadır. Şimdi dinlenme ile aktivite nedir? ve Aradaki ayrım peki. Şimdi bakın eğer siz çoklu ortamlarda arkadaşlarınızla bulunuyor yüzme, spor, futbol vesaire gibi sinema gibi etkinliklere katılıyorsanız bunun adı aktivitedir. Dinlenme. Ders çalıştıktan sonra odanıza çekilip bir süre kendinizi dinlenmeye almak anlamına geliyor. Bir öğrenciyi motive etmenin en iyi yolu nedir? Ne yapmalıyım? Hedefinin doğru olmasıdır. Başaracağına inanmasıdır. Hedefinin içsel olmasıdır. Gönlünden, o gönlünün derinliklerinden kopan olmasıdır. Hedefine sevdalı olmasıdır. Onun için sevgili öğrenciler, mutlaka gönlünüzden, gönülden sevdalı olduğunuz, erişilebileceğiniz, erişebileceğiniz bir hedefe yönelmeyi asla unutmayın. Ve hafta içi her gün tam bu saatte bizi izlemeyi unutmayınız.